Benim adım Eva, yazarım ve gezi videoları çekiyorum. Size muazzam güzelliklerle dolu eşsiz bir ülkede yaptığım yolculuğun öyküsünü anlatacağım. Pakistan, 200 milyondan fazla kişinin yurdu. Bugün tutkulu bir yolculuğa çıkıyoruz. Pakistan'ı gerçekten tanımak istiyorum. Yolculuk boyunca güneydeki sahillerden kuzeyin karlı zirvelerine kadar tüm ülkeyi gezeceğiz. Şurası Çin sınırı. İşte şurası. Pakistan halkıyla tanışmak ve onlardan kültürlerini, tarihlerini ve dinlerini öğrenmek istiyorum. Bunlar günümüzde Pakistan'ı Pakistan yapan değerler. Lahor, dünya tarihinin en büyük İslam hanedanlarından Babür İmparatorluğu'nun kadim başkenti. Babür İmparatorluğu, haşmetli İndus Irmağı'ndan Bengal Körfezi'ne kadar uzanan Hindistan Yarımadası'nın büyük bölümünü 1500'lü yıllardan 17. yüzyılın başına kadar hakimiyeti altında tutmuş. Geriye de dünyanın en güzel mimari eserlerinden bazılarını bırakmışlar. Lahor'daki ilk sabahım. Burası olağanüstü bir şehir. Başka bir enerjisi var. Bir arkadaşımın arkadaşı bugün beni gezdirecek. Gelen o galiba. Şu rengarenk üç tekerdeki galiba o. Merhaba. Merhaba. Adilsin değil mi? Merhaba, nasılsın? Lahor'a hoş geldin. İyiyim, umarım teşekkür iyisindir. Ederim, iyiyim. Ne güzel bir araç. Şehri gezmeye hazır mısın? Hazırım tabii, gidelim. Öncesinde bir şey vermek istiyorum. Batka adlı geleneksel giysimiz. Tatlıymış. Beğendin hazırım mi? Evet, gidelim. Burası Lahor'un en eski baharat pazarlarından biri. Baharat kokusunu alıyorsundur. Burası 450 yıldan daha eski bir pazardır ve çok kalabalıktır. Adil beni en sevdiği mahallede gezdirme konusunda çok istekliydi ve çok özel bir yere götürdü. Surlarla çevrili olan Lahor şehrinin tam merkezinde bulunan bir 17. yüzyıl camii. Burası şehrin labirent gibi surlarının arasına gizlenmiş Vezirhan Camii. 17. yüzyıldan kalma yapı, kendi döneminin bir sanat abidesi. Şah Cihan tarafından yaptırılan cami, duvarlarını süsleyen incelikli çinileriyle ve gösterişli freskleriyle günümüzde bile Babür döneminin sanat ve mimari eserlerinin en iyi örnekleri arasında gösteriliyor. Babür İmparatorluğu'nun en büyük hükümdarlarından biri de Muhteşem Ekber. 1566'da Lahor Kalesi'ni yaptırmış ve 10 yıl sonra da Lahor'u başkenti ilan etmiş. Bu kale kaç yıllık? 450 yıldan daha eski. Bu yapı biraz daha çağdaş görünüyor. Burası ne? Burası Muhteşem Ekber tarafından yaptırılan halk mahkemesi. Birinin bir sorunu olduğunda Ekber onları burada dinleyip çözermiş. Aa, şurada giysiler görüyorum. Onları giyecek miyiz? Evet, neden olmasın? Çok heyecanlandım. Lütfen giy tabii. Tamam. Buyur. Bu giysi bizim... Güzel. Bugünün en sevdiğim anı bu galiba. O da benim kılıcım. Seninki daha güzelmiş. Benimki öyle değil. Tamam. Benimle dövüşecek misin? Evet, tabii. Kesinlikle. Dövüşmeye hazır mısın? Elbette. Daima hazırım. Aa! Hadi. Evet.
Sanki bir Babür savaşçısı. Bir Babür savaşçısıyla dövüşüyorsun. Gibiyim. Bir sağa bir sola zıplıyorum. Tamam, benden bu kadar. Evet, işim bitti. Şimdi nereye gidiyoruz? Ekber'in konutuna gidiyoruz. Halka oradan hitap edermiş. Oo. Umarım beğenirsin. Halk buraya gelip Ekber'i dinlemeyi çok severmiş. Çünkü adaleti getirebilecek yegane kişinin o olduğuna inanırlarmış. Müslümanlar, Hindular ve Sihler hepsi de burada bir araya gelip büyük bir keyifle Ekber'i dinlermiş. Ekber'in tam olarak burada oturup karşısındaki halka hitap ettiğine inanmak gerçekten çok güç. Tam burada halkın karşısında oturup konuşurmuş ve herkese adalet dağıtırmış. Ekber tüm dinlere saygı duymasıyla ve hangi sınıftan, mezhepten veya ırktan olduğuna bakmaksızın herkesi sevmesiyle tanınırmış. Kültürel açıdan olağanüstü derecede önemli olan Lahor Kalesi'nin ortasında bir yerde dikilip çevreyi izlemek gerçekten muhteşem. Dikkatimi çeken bir diğer konu da burada pek fazla yabancı turist olmaması. Oysa burası büyüleyici bir yer. Kesinlikle gezilip görülmesi gereken bir yer ve keşfedilmeyi bekliyor. Dünyanın en büyük camilerinden birindeyiz. 300 yıllık bu cami, Batşahi Camisi. Dünyanın en büyük camilerinden biri dedin. Burası toplam kaç kişi alıyor peki? Bu cami yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayabilir. Hepsi aynı anda mı? Evet, aynı anda. Peki burası hangi tarihte yapılmış? 1671. Yapımının tamamlanması 7 yıl sürmüş. Kırmızı kum taşı duvarları ve minareleriyle Batşahi Camii, Pakistan'ın en simgesel yapıları arasında yer alıyor. Ayrıca ülkenin en büyük ikinci cami. Cami 17. yüzyılda İmparator Alemgir Şah döneminde yapılmış. Babür İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından Sih İmparatorluğu ve Britanya İmparatorluğu tarafından karargah olarak kullanılmış. Günümüzde hem gezginlerin hem de ibadet etmek isteyenlerin en gözde mekanlarından biri. Sana çok güzel bir akustik numara göstereceğim. Duvara yaklaş. Böyle mi? Başını iyice yaklaştır. Hı hı. Daha da yaklaş, daha da yaklaş. Ben seninle diğer köşeden konuşacağım. Tamam. Sen de yanıt vereceksin, tamam, tamam mı? Tamam. Bu devasa salonun tam karşıdaki köşesine gidiyor. Merhaba Eva, nasılsın, duyuyor musun? Vay, duyuyorum. Pekala, arkanı dön. Ben diğer köşedeyim. Buradayım. Burada şöyle bir deyiş var. Bu duvarların hem kulağı vardır hem de dili. Harika bir şey. Güzel numara. Çeşitli kaynaklarda bu caminin mimari bir şaheser olduğu yazıyor. Camiyi gezdikçe duvarlarındaki freskleri, oymaları, çeşitli görsel numaraları görüyorsunuz. Buradaki camilerin mimarilerinde gerçekten inanılmaz bir çeşitlilik var. Bu camiyi tasarlayan kişilerin, mimarların ellerini bu yüzden kesmişler. Burada çalışan sanatçıların, evet, ellerini mi kesmişler? Evet. Umarım geziyi beğenmişsindir. Evet, kesinlikle. Burası olağanüstü bir yermiş. Bugün herkes çok cana yakındı. İnsan buradaki tarih ruhunu hissediyor. Lahor'da çok güzel yerler var. Yani güzel anıların oldu. Harika anılarım oldu. Çok memnun oldum. Teşekkür Tekrar ederim. Tekrar görüşmek sağ üzere. Görüşürüz. Sağ ol. Thank you.
Babür İmparatorluğu döneminde Lahor şehri kültür başkentiymiş. Şehrin dört bir yanında pek çok sanat ve müzik etkinliği düzenlenirmiş. O günler geride kaldı ama Lahor, Pakistan'da sanatın kalbinin attığı yer olmayı sürdürüyor. Biraz sonra Zoheb Hasan'la buluşacağım. Artık pek bilinmeyen yerel bir çalgı olan Sarangi'nin son kalan sanatçılarından biri. Hadi buluşalım bakalım. Zoheb'in evine gittiğimde Kaliforniya'daki bir öğrencisiyle internet üzerinden görüşüyordu. Hayır hayır, son nota... Evet biliyorum, affedersin. Önemli değil, son nota şöyle olacak. Sağ, yine sağ. Haftaya görüşeceğiz. Güzeldi, güzeldi. Çok güzeldi. Söyler misiniz, sarangi çalmaya nasıl başladınız? Bu Amerika'da çalınan alışıldık çalgılardan biri değil sonuçta. 2009'da internette Zoheb'le tanıştım. Zoheb'den ders alabildiğim için şanslıyım. O harika biri. Pakistan'da artık yok olmak üzere olduğu düşünülen bir müzik aletini siz ta orada Kaliforniya'da çalıyorsunuz. Evet, Pakistan'da öyle. Ama siz bir genç olarak bu müzik aleti için büyük bir tutku besliyorsunuz ve aslında bir nevi orada reklamını yapıyorsunuz. Bu gerçekten harika bir şey. Evet. Ailesinin geleneğini bana öğretirken çok yardımcı oldu. İyi geceler. Zoheb, dersini izlerken sana hayran kaldım. Pakistan'da çok ünlü bir sarangi ustası olarak tanınıyorsun. Sarangi çalmaya nasıl başladın? Anlatsana. Ailemizde 7 nesildir sarangi çalınıyor. 4 parmakla çalabilen Pakistan'daki tek aileyiz. Bu bizi tüm çalanlar arasında eşsiz kılıyor. Sarangi burada yok olmak üzere olan bir müzik aleti. Peki neden? Sarangi hem çalanlar hem de dinleyenler yüzünden yok oluyor. Ustalar öğrenmenin zor olduğunu söyleyip gençlerin şevkini kırıyor ve bu işin maddi bir getirisi yok. Hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olmamı sağlayabilmek için Zoheb beni Pakistan'da sarangi yapan tek kişinin dükkanına götürüp tanıştırmayı önerdi. Pakistan'da sarangi yapan tek kişi olduğunuzu duydum. Bu doğru mu? Şu anda benden başka hiç kimse yok. Ailem bu işi tamı tamına 200 yıldır yapıyor. Büyük babam da bir sarangi üreticisiydi. Onun babası da bir sarangi üreticisiymiş. Babam da sarangi üreticisiydi. Müzik buranın kültüründen ne kadar önemli? Müzik insanın ruhunun gıdasıdır. Siz çok çalıştığınız bir günün sonunda eve gelince... Biraz da olsa güzel bir müzik dinlersiniz. Kendinizi yenilenmiş hissedersiniz. Müziğin değerini anlayan bir kişi asla karşısındakiyle bağıra çağıra konuşmaz. Zoheb tüm ömrünü yok olmaya yüz tutmuş bu nadir sanata adamış.
Bu da onu Sarangi geleneğini canlı tutmak için çabalayan dünyadaki bir avuç kişiden biri yapıyor. Lahor'da yaşayan çok kıyak birini tanıyorum. Adı Zinet. Onunla sosyal medya üzerinden haberleşiyoruz. Zinet, Pakistan'ı bir uçtan diğerine geçmeyi başaran ilk kadın motosikletçi. Morgue, karva, kocle, sahiba. Zinet, Pakistan'ın motorcu kızı olarak tanınıyor. Zinet İrfan, Lahor'dan yola çıkıp tüm Pakistan'ı geçerek kuzeydeki Çin sınırına kadar 3000 kilometreden fazla yol yapmış. İşte geliyor. Merhaba. Merhaba. Hey. Vay, çok havalı. Çok iyiyim. Sonunda buluşabildik. Çok mutluyum. Tabii sarılalım. Tanrım, çok teşekkür ederim. Üzerinde çok kıyak görünüyorsun. O kadar da abartma canım. Muhteşem. Tamam, hadi, hadi parkette gidip hadi konuşalım. Morgue, karma. Burada motor sürerken gördüğüm ilk kadın sensin, biliyor musun? Lahor'da motor süren kadınlar var ama sayımız o kadar az ki bizi bu nedenle evet, çok nadir görebiliyorsunuz. Cinsiyet tutkunun peşinden gitmeyi engellememeli. Peki ailen veya arkadaşların bu duruma ne diyor? Pakistan'ın motor sırtında bir uçtan diğerine geçeceğini söylediğinde tepkileri ne olmuştu? Şöyle, annem tabii ki korkmuştu. Doğruya doğru, epey endişelenmişti. Çok korkmuştu. Bir yığın soru sormuştu. Peki ya şöyle olursa, peki ya böyle olursa, peki ya düşersen? Manevi anlamı da fazlaydı çünkü bunu yapma nedenim babamın düşlerini gerçekleştirmek istememdi. Bu yüzden yolculuğun manevi anlamı büyüktü. Yol boyunca pek çok kez ağladım. Öykün o kadar ilham verici ki bir filme bile ilham vermiş. Evet. Uzun metrajlı bir filme. Bize biraz anlatsana. Şöyle oldu aslında. Öyküm New York Times'da yayımlandı. Hakkımda bir videoda yayımladılar ve çok izlendi. 2 ila 3 milyon kişi izledi. Adnan Sarvar o videoyu izleyip bu kızın öyküsünün filmini çekeceğim demiş. Bana dedi ki, çekeceğim filmi kendi ülkün olarak düşün. Bu filme hiçbir mal varlığı olmayan ve ailesinden destek görmeyen kızların gözüyle bak. Babam ben küçükken öldü. Küçükken anneme babamın gerçekleştiremediği herhangi bir düşü olup olmadığını sorardım. Babamın Hunjerab geçitine kadar motosiklet sırtında gitmeyi düşlediğini söyledi. Şoförüm gelip seni alır. Neden her gün bu saçmalığa katla diyorsun? Bana hobilerimi sordu. Ona yalan mı söyleseydim tabii, yani? Tabii. Dikiş dikmek, yemek yapmak falan deseydin ya. Motosiklete binmek de ne? İkimiz de bir toplumun, bir sistemin üyesiyiz. Bu toplumun kurallarına uymalıyız. Yarından itibaren işe motosikletle gelmek yok. Sultan, babamın düşünü gerçekleştirmek istiyorum. Ölüler düş görmez. Pakistan'dan Hindistan'a açılan Lahor'daki Vaga sınır kapısına doğru ilerliyoruz. Bu sınır kapısında her gün çok ama çok özel bir etkinlik gerçekleştiriliyor.
Bir tür bayrakları indirme töreni aslında. Ama bir açıdan da iki ülkenin gümrük muhafızları arasında gerçekleşen bir dans gösterisi. Tabelalar başladı bile. Demek ki oraya iyice yaklaşmışız. ...1947'den önce Hindistan ve Pakistan, Britanya İmparatorluğu'na bağlı tek bir ülkeydi. Yaşanan 4 savaşı takiben gerçekleşen ayrılmanın ardından bu iki komşu ülkenin arası sık sık bozulmuş. Ama bu eşsiz bayrak indirme töreni ilk kez başladığı 1959 yılından günümüze dek en gergin dönemlerde bile her gün düzenlenmiş. Bu kadar büyük bir heyecanın içinde olmak olağanüstü. Nasıl anlatsam, herkes haykırıyor, şarkılar söylüyor. Çocuklar, kadınlar, erkekler. Geçit töreni başlamak üzere. Gümrük muhafızları uygun adım. Yavaş yavaş geliyor. Aralarında bir adım var ve E'ye sıkışıyorlar. Bu etkinliğin geride kalan 60 yıldır her gün gerçekleştirilmesinin bir tek nedeni var. Karşı tarafa korku salmak. İki ülkenin bayrakları aynı anda indiriliyor. Ama yalnız bir geceliğine. Sabah yine göndere çekilecekler. Muhteşem bir gösteriydi. Neler hissediyorsun? Tuhaf ama vatansever damarım kabardı. Evet. Bana vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Motosiklet maceralarında şansın açık olsun. Güle güle. Hoşça kal. Pekala, gidip trenin kalkacağı peronu bulayım. Kalkmasına 15 ila 20 dakika kadar var. 4. peron orada. Acaba koltuğum neredeymiş? Bakayım. Lahore'un tarihini ve kültürünü keşfetmek çok hoşuma gitmiş olsa da yolumuza devam etmenin vakti geldi maalesef.
Bir sonraki durağımıza götürecek olan vagonun hangisi olduğunu az sonra öğreneceğim. Bir sonraki maceramda İran sınırına gideceğim. Taftan'daki göçmenlik masasındayım. Pasaportumu kontrol edecekler. Bakalım İran'a yasal olarak girebilecek miyim? Merhaba, selamun aleyküm. Aleyküm selam. İran'a girebilir miyim, söyler misiniz? Kameraya bakın.